Evet, Ahmet de ben de öyle düşünüyorum abi dedi. Evet, geldik İyi Parti. Çok tartışılıyor. İşte bak, aslında İyi Parti'nin hiçbir özgür ağırlığı yok. Ama yaklaşık 2 senedir Meral Hanım'la birlikte veya 3 senedir çok konuşulduğu için ismi kafalarda daha fazla yer etmiş durumda. Yeniden Refah'tan, Zafer Partisi'nden, Memleket Partisi'nden vesaire gibi. Yani masadan, döndüğü masadan kalkmasaydı Meral Hanım, bugün oyu farklı yerlerde olabilirdi. Bugün oyu çok daha farklı yerlerde olabilirdi. Kendisi de farklı bir pozisyonda olabilirdi. Siyasette tarih olmazdı en azından. Şimdi tabii burada genel başkanlık için yarış yapılacak. 27 Nisan diye hatırlıyorum. Ben iki isim öne çıkıyor. Bunlardan biri Musavat Dervişoğlu ve diğeri de Koray Aydın. Ve gördüğümüz kadarıyla Meral Hanım Musavat Dervişoğlu'nun arkasında. Ya, emanetçi midir Musavat Dervişoğlu? Bunun cevabı henüz daha gelmedi. Bir kez daha soruyorum. Emanetçi misiniz? Eğer emaneten ya ben alayım bu partiyi, işte bu zorlu sınavı, açık denizleri, dalgalı suları veya zor hava koşullarını atlatalım. Ben bir güvenli bir şekilde limana yanaştırayım. Ondan sonra bir olağan genel kurul yapalım. Meral Hanım'a tekrar görevi verelim. Öyle düşünüyorsanız bu partide zaten hiçbir şey olmaz. Sizden de bir şey olmaz. Meral Hanım'dan da bir şey olmaz. Partiden de bir şey olmaz. O şey vardı. Cihan Paçacı formülü. Eğer öyle bir formül düşünüyorsunuz o da olmaz zaten. Geçmişte yani adamı görevden aldılar. Şimdi diyorlar ki sen partiyi şey yap. Olacağına ihtimal vermiyorum. Bir de karşısında Koray Aydın varmış. Koray Aydın da önemli bir isim. Bu iki isim arasında geçecek deniyor. Şimdi burada ilginç iddialar var. İyi Parti'de bir Truva atı mı var? Tamam mı? Öyle bir iddia var. Ve ben de bu soruyu soruyorum. Truva atı varsa kim? Şimdi bir yerde okudum. İyi Parti'de bir ismini vermeyen bir kişi söylemiş. İçimize demiş, Cumhur İttifakı bir Truva atı yerleştirdi. Bu Truva atı geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nde yöneticilik yapmış. Daha sonra siyasette bir süre ara vermiş. Ve daha sonra da kısa bir süre önce İyi Parti'ye girmiş bir isim. Ve bu işte AKP ve MHP'nin anayasa çalışmalarına destek için Meral Hanım'ın kafasını yiyor. İşte Meral Hanım'ın politikalarına da aslında yön veren isim. Düşündüm kim olabilir? Eski MHP'li, yönetimde de bulunmuş. Bir ara siyaseti bırakmış. Daha sonra girmiş. Ve şimdi kısa bir süre önce de İyi Parti'ye girmiş. Ahmet, kim geliyor senin aklına? Buldum ben. Buldum kim olduğunu. Kim geliyor Ahmet? Oktay Vural. Oktay, bak aynen senin de aklına o gelmiş. Evet, benim aklım tabii Oktay Bey'e bunu sormadım. Kendisi cevap vermek isterse yazılı olarak cevap verebilir. Veya basına açıklama yapabilir. Kamuya konuşuyorum, kamuya konuşsun kendisi de. Özel olarak beni aramasına gerek yok. Oktay Vural olabilir mi bu isim? Ne? Yani bu Truva atı acaba Oktay Vural olabilir mi? Çünkü aynen onu şey yapıyor, tasvir ediyor bu kişi, bilemiyorum. Olma ihtimali var ki ben de bu seçimlerden önce Oktay Vural'a ki onun yanında ben Koray Aydın'ı da sayıyordum ve Musavat Dervişoğlu'nu da sayıyordum ki bu isimlerin Meral Hanım'ı yönlendirdiğini veya politikalarını çizdiğini iddia ediyordum. Şimdi bu iki isim karşı karşıya geldi. Musavat Dervişoğlu ile Koray Aydın ve kenarda duran bir Oktay Vural var. Hiç sessiz sedasız böyle duruyor Oktay. Böyle de bir özelliği vardı zaten Oktay Bey'in. Çoğu zaman konuşmaz ama konuştuğu zaman da zamanı iyi bilir. Mecliste hareketliliği vardı. Mecliste hareketliliği vardı geçmiş dönemlerde. Burada bence olabilme ihtimali var diye düşünüyorum. Çünkü bu anlatımlar Oktay Vural'ı destekliyor. Şimdi gelelim bir başka iddiaya. Koray Aydın da İmamoğlu ve Yavaş'tan destek istemiş. Yani ne alaka diyeceksiniz? Şöyle bir alaka. Yaklaşık böyle işte CHP'nin içinde böyle herhalde merkez sağa biraz daha yakın olabilecek isimler var ki onların kendilerini Koray Aydın'ı desteklemesi yönünde İmamoğlu'ndan ve Yavaş'tan destek istediği söyleniyor. Koray Aydın'ı desteklemeleri, kendisini desteklemeleri yönünde. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi midir bu bilmiyorum. Bir belediye başkanının görevi midir? Hayır, değildir bence. İddia, ciddi bir iddia. Buna tabii Mansur Bey veya Ekrem İmamoğlu ne der? Bir başka partinin iç işlerine karışmak gibi bir şeydir bu. Hoş da bir davranış tarzı değildir aslında. Böyle bir şey Koray Bey istemiş midir? İstemişse de çirkin bir şey. Nasıl bir karşılık verecek buna veya nasıl bir karşılık verilir gün içerisinde
Mansur Bey'den veya Ekrem İmamoğlu'ndan, o da merak konusu. Sorulur mu sorular, kendilerini de bilmiyorum ama karışık karışık bir partiden bahsediyoruz. İyi Parti'den. Düğüm 27'sinde ya çözülecek ya çözülecek. İkisinden biri. Ve geldik son madde. Son maddeye geçmeden önce de İyi Parti ile Zafer Partisi birleşebilir demiş. Hiç ihtimal vermiyorum. Meral abla ne oldu demiş. Meral abla tarih ne oldu? Tarih oldu. Tarih yazamadı. O kadar yani. Zaten ortadaydı. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Tarih oldu. Ama gitmek, o dönüşün yolunu arıyor şu anda. Ben nasıl dönebilirim diye de. Yani dönerseniz partinize yazık edersiniz. Bakın çok dün söyledim. Nerede söyledim bilmiyorum ama ya yayında ya da buradaki yayında. Yani merkez sağ Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptıracaksınız böyle giderseniz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kitle partisi olmaktan merkez partisi olmaya gelecek. Yapılan, bakın anket var işte, dedim ya size Türkiye raporu, Can Selçuk'u yapmış, açıkladı. %35,2 Cumhuriyet Halk Partisi, %29,8 AK Parti. Ya burada eğer siz merkez sağda konumlanamazsanız mutlaka orayı dolduracak, çünkü çevre boşluk bırakmaz, mutlaka orayı birisi dolduracak. Kim dolduracak? Şu anda orayı dolduracak parti Cumhuriyet Halk Partisi olarak görünüyor. Ha, bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak iyi. Neden iyi? Çünkü bu kitle partisiydi, bu sefer merkez partisi haline dönüşecek. Ama merkez sağda insanlar isteyerek mi oraya gidecekler, isteyerek mi oy verecekler veya ne bileyim oradan siyaset yapacaklar, bu tartışılabilir bazı insanlar. Ne var ki merkez sağda bir partinin olması gerekir diye düşünüyorum. Buna aday olacaklardan bir tanesi de İyi Parti diye düşünüyorum. Umarım bu tarihi sorumluluğu delege olarak yerine getirirsiniz. Yerine getiremezsiniz zaten, çöp bir parti olacak fazla.